Texas Kongre üyesinin yapmış olduğu açıklamalar üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alığı da sat demiyoruz. da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Texas Kongre üyesi diyor ki ABD ekonomisi resmen batışa gidiyor. An itibariyle 8,5 olarak ölçülen enflasyon değeri e, ABD için çok yüksek diyor sevgili arkadaşlar ve ABD ekonomisini şu anda resmen iflas eşiğinde olarak e, belirtiyor. Şimdi bir kere şunu belirtmek gerekiyor. Bütün bunlar en nihayetinde dünya çapında olan şeyler. Yani bir tek ABD vesaire cartçut değil. E, hepsinde biz bunu görüyoruz arkadaşlar. E, nitekim kendisinin bu yorumu yapmasını çok mantıklı da bulmadım. Çünkü e, gökten zembille e, enflasyon inmedi. E, bunun en nihayetinde pandemi döneminin etkileri olduğunu ve dünyadaki savaş ortamının da etkisi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E bütün bunlar tabii ki ülkeler üzerinde ciddi enflasyon oluşturdu. Şimdi bütün bunların yanı sıra en nihayetinde de ülkeler buna tedbir ve önlem aldılar arkadaşlar. Hatta bir ay içerisinde önceki iki ayın üst üste altına düşen enflasyon oranı iyi gittiğini de görüyoruz. Yani uzun lafın kısası burada adamın yapmış olduğu yorumu ben biraz şey buldum çok mantıklı Bulmadım yani ya durum tabii ki Öyle ancak sen bu yorumu yapmışken Aslında şunu da belirtmen lazım Ya baktığımız zaman Veriler şu anda güzel gidiyor gibisinden Söylemen lazım şimdi şunu Tekrar belirteyim özellikle Tabii ki de Enflasyon ne zaman tamamen %2'ye sabitlenir vesaire, vesaire Tam olarak bilmiyoruz ancak Özellikle bir dahaki enflasyon Verisi de 8.5 altında Gerçekleşirse arkadaşlar e, ciddi anlamda çünkü yıl başladığından beri üst üste 2 ay boyunca düşen bir enflasyon oranıyla daha karşılaşmadık biz yani Eğer bu gerçekleşirse bu gerçekten de ABD tarafının artık enflasyonu kontrol altına almaya doğru gittiğini bize e, gösterir arkadaşlar Ki dediğim gibi FED bu konuda zaten çok sıkı önlemler alıyor e, Bu kadar bedeli boşuna ödemiyoruz yani şu anda değil mi? Şimdi bütün bunlar olurken de şunu da tekrar etmek istiyorum. ABD tarafı %2'ye sabitlemeden önce biliyorsunuz ki e, piyasada düzgün şekilde azalan bile olsa faiz arttırımları devam edecektir. Burada örneğin dolar türk lirası paritesinde 25 bas puanlık bir faiz artışı yani azalan şekilde devam eden faiz artışları gördüğümüzde bu azalan şekilde yükselen bir arkadaşlar. E, pariteye yol açacaktır. yani 25 bas puanlık faiz artışı bile gelmesi aslında e, Türk lirası üzerinde baskıcı bir dolar anlamına geliyorken ve diğer geleneksel para birimleri için kripto e, dünyasında iş bu şekilde işlemez kendisini önceden fiyatlar bizler sürekli olarak fedin e, şayet ki ne yaptığını faiz arttırdığını gördüğümüz durumda arkadaşlar azalan faiz arttırımının başlaması ve enflasyonun düzenli düşmesi kripto piyasalarında neye yol açacaktır? Yön yukarı hareketlerin başlamasına yol açacaktır ve bu şekilde bir etki yaratacaktır arkadaşlar. Hatta önceki videolarda belirttiğimiz için bunun üzerinde uzun uzun durmayacağım. ABD tarafındaki yüksek enflasyonist yapı uzun vadede aslında kripto piyasasına etkili bir şekilde iyi gelebilecek bir durumdur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.